Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yazlık bluz çalışması yapacağız. İster kız çocuklar için, ister kendiniz, ister daha genç kızlar için istediğiniz kişiye de örebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Her bedenini göstereceğim. Yani her bedeni derken bluzu nasıl büyüttüğünüzü de göstereceğim. Öncelik olarak ipim ince bir ip, yani hem yazlık, her mevsimde giyilebilecek alize diva. Çok güzel, ince, yazlık bluzlarda kullanabileceğimiz güzel bir ip. İpimiz, tığımız da 3 nohatı. Her zamanki gibi. Şimdi bluzumuz ben böyle bir hazırladım ama size hazırladığım yere kadar da göstereceğim. Bir, iki parçadan oluşuyor. Yani ortadan başlayarak bir parçayı büyütüyoruz. İki tane o parçadan elde edeceğiz. Burası omuzumuz. Bunu da göstereceğim. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini sizinle birlikte yapacağım. Diğer taraflarını da hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi başlangıç olarak kırmızı ip biraz, bakın gördüğünüz gibi, biraz parladığı için belli olmaz diye ben size gri ipte göstereceğim. Şu tam başlangıç noktasını bilenler bilir ama bilmeyenler için, ilk defa öğrenenler için de göstermek istedim. Şimdi ortadan başlayalım. Altı tane zincir çekelim arkadaşlar. Bu altı zincirimizi diğer ucu ile birleştirelim. 25 olmuş. Diğer ucu ile ilme kalmadan içinden kaydırarak birleştirip 3 tane zincir çekelim. Daha sonra ilmeğimizi aldık. Tam orta boşluğa bir iki kere de çıkartarak ikili trabzan yapıyoruz. Tam boşluğun ortasına 1 2 3 tane zincirle birlikte 1 2 3 3 tane zincir çekip ilmek aldık. Hem tam ortasına 1 2 3 tane daha trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekip ilmek alıp aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yaptık. Ve bir zincir çekiyoruz. Birleştirme yerini gösteriyorum size şimdi. Yani bu parçamız bitene kadar birleştirme yeri her sırada böyle, bu şekilde olacak. Bir zincir çektim, ilmek aldım. Hemen bu zincirin tam başlangıç noktasına ilmeği çıkartıp hepsini bir defada çıkartıyorum. Yani burada bir köşe oluşmuş oluyor. 3 tane zincir çekip ikinci sıraya geçiyorum. İlmek aldım. Tam boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Yani zincirle birlikte 2 tane oldu. Çünkü ortası hariç diğer yerler hep 2 tane trabzan olacak. 2 zincir çekiyoruz. İlmek aldım. Diğer köşeye 2 tane trabzan, 1 2 3 tane zincir, ilmek alıyorum. Köşe yapıyorum aynı yere. 2 zincir çekiyorum diğer köşeye. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çektim, ilmek aldım. 2 tane trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İlmek aldık. Diğer köşeye 2 defa da çıkartarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çektim. İlmek aldım. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve başlangıç noktasına geldik.
Bununla birlikte 4 tane köşemiz hazır oldu. Son köşemize geldik. Yarım bırakmıştık. Yarım başlamıştık köşemize yine her zamanki gibi. 2 tanesi burada, ikisi burada. Alt kısımda nasıl yapmıştık? Bir zincir çekiyoruz, ilmek aldık. Tam başlangıç noktasına zincirin tepesinden çıkartıp hepsini birlikte alıyoruz. Yani buraya da bir köşemiz oluşmuş oldu. Üst zincir çekip ilmek aldık. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde aşağıda nasıl devam ettiysek yarım olarak yine başladık. İki zincir çekip boşluklara iki tane, iki zincir çekip köşeye geliyoruz. İki tane buraya yaptık. Üç tane zincir çekip köşeye yine iki tane doldurduk. İki zincir çektik. Ara boşluğa iki tane batıyoruz. İki zincir çektik. Diğer köşeye geldik. Bu şekilde arkadaşlar zaten köşelerden büyümüş oluyor. Bu şekilde buraya geliyoruz yine başlangıç yerimize. Buraya gelince yine aynı şekilde birleştirip üst zincir çekip aynı yere iki tane batıp şunun gibi tekrar bu aralara ikişer buraya üç zincir çekerek görmüş olduğunuz gibi büyüteceğiz. Zaten siz ördükçe her sıramız büyümüş olacak. Tekrar diğer köşeye kadar gelelim. Üst zincir çektim. İki tane trabzan yapıp iki zincir çekip diğer yere geldim. İki zincir çekip köşeye geldik. Köşeler biliyorsunuz, köşelere iki defa batıyoruz. İki zincir çekip orta yere iki tane trabzan, iki zincir çekip başlangıç yerimize yine geliyoruz. Bura köşe olduğu için yine iki tane yaptık. Bir zincir çektik. Bakın, ilmek aldık. Üst zincirin tam üst noktasından hepsini çektik. Üst zincir çekip aynı yerden iki tane yapıp devam ediyoruz. Sonra iki zincir çekip bu ara boşluklara ikişer tane trabzan, iki tane zincir, iki trabzan, iki zincir. Bu şekilde dördüncü sıramızda gidiyor. Böylelikle arkadaşlar bu köşelerden zaten motifimiz büyümüş oluyor. Şöyle. Şimdi bunun gibi yani bunu 22 sıra böyle devam edelim. Ben bunu 5 yaş için bir çocuk için yapıyorum. Tabii ki videoda göstermesi kolay olsun diye yaptım biraz da. Büyükler için aslında güzel olacak. Büyükler için de olabilir. Bu parçayı ne kadar büyütürseniz kendinize yapacaksanız kendinize göre şu parçayı ölçebilirsiniz. Ben 5 yaş, 5-6 yaş çocuklar için, kız çocuklar için yapıp göstermek istedim size. Bu parçayı dediğim gibi ne kadar büyütürseniz bedeniniz aynı şekilde olur. Bundan yani bundan 2 parça öreceksiniz. Aynı bunun gibi tekrar başlayıp 2 tane parça öreceksiniz ve ikisi de bittikten sonra omuz kısmına gelelim. Omuz kısmı nasıl? Hem şu şekilde güzel bir askı yapmış oldum, hem de omuzumuzu biraz daha genişlettim. Şimdi şöyle bir çevireyim. Bunu da nasıl yaptım arkadaşlar? Tam başlangıç şu hemen ilk köşeden
6 zincirle 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneye denk gelecek şekilde 6 zincirle git gel yaparak 16 sıra ördüm. Şimdi başlangıcını göstereceğim sizlere. Diğer köşeden, yani bunun, şunun diğer köşesinden ilmeğimi sabitledim buraya, köşeye. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yan boşluğa ilmek almadan sabitledim. 6 tane zincir çekip diğer boşluğa ilmek almadan sabitledim. Altı kere aynı işlemi devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş oldu. Altıncıyı da buraya 6 zincir çektim, geri döndüm. Şimdi arkadaşlar hemen ilk boşluğumuzun içine ilmeksiz, sonra 6 zincir çekip her bir zincirin ortasına ilmek almadan batıyoruz. 6 zincir çekerek her birinin ortasına battık. Sonuncuya geldik. Burada batıyoruz. 6 zincir çekip geri döndük. Hemen boşluktaki diğer, yani her sırada arkadaşlar karıştırmayın, 1 2 3 4 5 6 tane zincir olması lazım. Şimdi birinciyi yaptım. 6 zincir çekip diğerine, geldim. Evet. 3 sıra olmuş oldu. Bu şekilde git gel yaparak 16 sıra bundan örelim arkadaşlar. Altı tane çekip ilmeksiz batalım. Evet. 16 sıra git gel yaparak 6 zincirle her boşluğun içine doldurarak bu şekilde omuzumuzu yaptım. Şimdi diğer tarafa ekleyeceğiz. Bunu nasıl göstereceğim sizlere şimdi? 3 tane zincir çektik. 3 zinciri diğer arka tarafın en köşesine getirip, yani kenardaki en köşeye getirip ilmeksiz bu 3 taneyi birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir aldım. Zinciri çektik. Hemen dibindeki boşluktaki yerden tığım içinden geçirerek, tekrar göstereyim, motif birleştirir gibi şu şekilde geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bunun diğer yanındaki boşluğa 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yandaki diğer boşluğa, gri taraftaki, içinden geçirerek ilmek almadan birleştirerek şu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, tığımı bu boşluktan
içeriye aldım. Alttan ilmeğimi çektim. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yandaki diğer boşluğa. 1, 2, 3 zincir çektim. Yani karşılıklı bir oradan bir oradan alarak 3 zincirle birleştiriyorum. Sonuncuya geldim. Son zinciri de ekledim. 3 zincir çekip bu kırmızı yerde bitirdim. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneye denk gelecek şekilde öndeki gibi oldu. Şimdi bunu böyle sanki örmüş gibi birleştirdik değil mi arkadaşlar? İpimizi sakınlık kırmıyoruz. Bunu birleştirdik. Buradan hemen yakamızı yapacağız. İpimizi hiç kırmadan. Çünkü yakamız biraz toparlansın istiyorum. Şimdi birleştirdik. 2 zincir çektik. İlmek aldık. Aynı yere bir tane trabzan yapalım. Bir zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Diğer boşluğa. İkişer trabzanla aralarda bir zincirle her boşluğa trabzan yapıyoruz. Pardon, bir zincir çekiyorum. Yakasını toplasın istedim. Eğer geniş olsun isterseniz tabii ki iki zincir de çekebilirsiniz. Bir zincir çekerek her bir boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Asıl püf noktası şu birleşim yerlerinde göstereceğim. İki tane trabzan, bir zincir. Affedersiniz, öksürüğüm tuttukça arkadaşlar kamerayı kapatmak istiyorum. Sizlere çirkin bir ses olsun istemiyorum. Şimdi iki tane yaptık ve sonuncuya geldik değil mi? Şurası. Burada bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Hemen bu boşluğa trabzanı yapar gibi iki tanesini çektik. İki ilmek kaldı burada. İlmek aldık. Aynı yere yine tane yaptık. Yine bıraktık. İlmeğimiz 3 oldu. İlmek aldık. Bu sefer karşı tarafın boşluğuna 2 tane aldık. Bir tane daha. Yani şu ikisinin en üst yerlerini çekmeden hepsini bir çekiyoruz ki burada kiloşluk olmasın. Hepsini birden toparladık arkadaşlar. Yani şu kesim yerlerini ikisini birden toplayarak örüyoruz. Burada bir zincir çekip hemen bu gri'nin kenar tarafına düşen boşluklara yine iki tane trabzan yaparak aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Her bir boşluğumuza yapıyoruz. Getirelim birazcık. Bir zincir çekerek yaka kısmımızı geçiyoruz. Şimdi son yerimize geldik. İlmek aldık. Yine aynı şekilde bir tane trabzanı bir tanesini alıp ikisini alıp bir tanesini bırakıyoruz.
Bir tanesini çektik, diğerini bıraktık. İlmeğimiz 3 oldu. İlmek aldık. Bu sefer kırmızı taraftan, yani en son gri'nin son tarafıyla şu kırmızı taraftan bir tane aldık. Bir daha yarım aldık. Ve bunların dördünü birden çekip bir zincirle kapattık. Yani şu şekilde şu ikisini toplamış olduk. Devam ediyoruz. Aralarda bir zincir ile trabzanımızı yapmaya. Bu köşede de göstereceğim size şimdi yine. Buraları hızlı geçiyorum zaten düz yer olduğu için. Şimdi son yere geldik demiştik, değil mi arkadaşlar? Şurası. Şu kırmızının son yeri burası. İlmeğimizi alıyoruz. Trabzanın ikisini çektik. Bunu bıraktık. İlmek aldık. İkisini çektik. Yine bıraktık. İlmek aldık. Şimdi gri tarafa iki tane. Tekrar ikisini çektik ve hepsini birden topluyoruz. Sonra başlangıç yerimize doğru diğer tarafta yaptığımız gibi her bir boşluğa iki trabzan yaparak yakamızı tamamlıyoruz. Şimdi son yere geldik. Bakın ilk başlangıç yerimiz şurasıydı. Burası da son gri'miz. Burada hiç zincir çekmeden direkt bu ilk başlangıç yeriyle burayı içinden kaydırarak birleştirip bir zincir çektim ve ipimizi kopartıyoruz. Yani yaka kısmımız bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şöyle duruşu var. Omuzlarımız böyle, yakamız böyle. Şimdi gelelim yan taraflarını nasıl birleştireceğiz. Yine gri ipimizle ipimizi bir sabit diyelim, bir zincir çekelim. Hemen şu yan tarafı şöyle alalım. Etek ucundaki yan köşeye önce ilk parçasına bu ipimizi sabitledik. Şimdi buradan 1, 2, 3 zincir çekip karşı köşeye ilmeksiz battık. Ve 1, 2, 3 zincir çekip hemen bu yandaki boşluğa ilmek almadan battık. 1, 2, 3 zincir çekip bunun hemen yan boşluğuna battık. Burada birleştirdiğimiz şu omuz gibi bir ondan bir ona 3 zincirle arkadaşlar 1, 2, 3 hemen bu boşluğa 1, 2, 3 zincir karşı hemen bunun yanındaki boşluğa 1 2 3 yani şu şekilde olacak. Karşılıklı zincir çekerek bluzları yan tarafında birleştirmiş olacağız. 3 tane zincir çekip hemen yan tarafın boşluğuna karşılıklı 3 zincir çekip bu tarafa
Kolevi bırakana kadar, kalana kadar bu şekilde birleştirelim. Burasını kırmak istemiyorum. Göstereceğim şimdi sizlere. Ben bu kırmızı parçayı da ölçerim şimdi size ne kadar kaç santim olduğunu. 22 sıra yaptım ama tabii ki siz kendi çocuğunuza veya büyükler için de kendiniz için de kaç sıra yaparsanız o size kalmış. Karşılıklı bakın tekrar gösteriyorum. Oradan ona, oradan ona ekleyerek gidiyoruz. Şu kırmızı yani bu omuzdan sonra şu kırmızı yerde 1, 2, 3, 4, 5 tane kalana kadar ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bu benim için yeterli. Karşılıklı aynı 1, 2, 3 zincir çekip karşı taraftan topladım. Yani şurası şöyle gösterelim. Şu kol boşluk bizim için yeterli. Siz onu dediğim gibi kendi çocuğunuzun veya kendinizin koluna göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ipimizi yine kopartmıyoruz burada arkadaşlar. Yakada olduğu gibi. Şimdi bunu birleştirdik ve 3 tane zincir çekip aynı yere bir tane daha battık. Bir zincir çektik. Hemen diğer boşluğa yakayı yaptığımız gibi ikişer trabzanla aralarda bir zincirle bu kol çevresini komple geçelim. Bakın şöyle oldu. Bir zincir çekiyoruz. Bu hem çok basit hem çok kolay isteseniz bir gecede bile örülen bir güzel bir bluzunuz olacak. Askılı yazlık bir bluz. İnşallah diğer crop bluzlarımız gibi bu da sevilir, tutulur. Bunu tamamen hiçbir yerden kopya almadan doğaçlama yaptım arkadaşlar. Doğaçlama derken yani kendi tekniklerimle. Bak, şu şekilde kolumuzun tüm kenarını bakın bu grilerin de aynı şekilde yakada yaptığımız gibi. Bu kendi tasarımım oldu biraz arkadaşlar. Artan iplerinizden de yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde, iki renkte de yapabilirsiniz. Çok güzel hem hediyelik, hem giyebileceğiniz, hem çocuklarınız için, hem kendiniz için çok güzel bir bluz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi sona kadar
geliyoruz. Tabii ki bu arada beğenince arkadaşlar beğeni butonuna tıklarsanız benim için çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Çünkü bizim de bu videoları paylaşıp öne çıkması için sizin beğenilerinize ihtiyacımız var. O yüzden şimdilik, pardon, burayı göstermem lazım tabii ki. Sona geldik. Şunu şöyle bir bakalım. Evet. Son yerimizi de geldik. İki taneyi yapıp hemen ilk başlangıçtakine hiç ilmek almadan geçirip bir tane zincir çekip bunu kopartıyoruz. Yani omuz kısmımız da tamamlanmış oluyor. Şu şekilde. Pardon, kol kısmımız, omuz dedim. Evet, omuz kısmımız da bu şekilde bitmiş oluyor. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Şimdi burada ilmek alıyoruz. Bu köşeden başladık. Diğer tarafı yaptığımız gibi 3 zincirle karşılıklı ekliyoruz. 3 zincir çekip yine bu tarafa, bir o taraftan bir bu taraftan alarak yine burayı yaptığımız gibi bu tarafı da birleştirelim arkadaşlar. Başlangıç yerimiz yine böyle. Evet arkadaşlar, diğer tarafını da yaptık. Kollarımızı, kol evimizi ördük. Şu şekilde. Yanlarımız böyle birleşti. Burası da aynı şekilde. Şimdi gelelim etek ucumuza. Şimdi bunlar yaptıklarım tamamen zevkinize kalmış bir şey bundan sonrası. Ben şimdi etek ucuna 3 sıra şöyle kalın bir fırfır yapacağım. Nasıl mı yapacağım? Onu size başlangıç olarak göstereceğim. Başlangıçtan sonra zaten 3 sırasını da üstüne dümdüz olarak örebilirsiniz. Şimdi şu kenar köşeden başlıyorum arkadaşlar. Bu kenarı göstereyim ki diğer kenar da aynı olacak. Sonra orta kısımları zaten bileceksiniz. Şu köşeden başlayalım. Köşeye sabitledim ipimi. Evet. Şimdi 2-3 tane zincir çekip bu köşeye 5 tane trabzan yapacağım. Tam ortaya, boşluğa. Şu ipler arkadaşlar sizin kafanızı karıştırmasın. Ben video çekerken uğraşmamak için hemen toplamadım. Şimdi 5 tane yaptım. Hemen şu ördüğümüz 3 tane zincir olan gri'nin ortasına da yine 5 tane trabzan. Sonra öbür köşemize geliyoruz zaten. Şu köşeye de yine 5 tane trabzan. Sadece bu yan kısımlarına has bir şey oldu arkadaşlar. 5 tane. 5 tane 5 5 5 15. 5 tane bunlara trabzanı yaptık. Şimdi normal zamanda şunların tepelerine 3'er tane 1 2 3 diğer trabzanın tepesine şöyle göstereyim. Dediğim gibi kırmızı biraz parlıyor ışıktan arkadaşlar. Diğer trabzanın tepesine de 3 tane ilmeğimizi alıp alıp, bakın şimdi ortadaki yere de 3 tane trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane bir trabzan tepesine, diğer trabzanın tepesine 3 tane, ara boşluğa da 3 tane. Bu şekilde fırfırımızın ilk sırası oluşmuş oluyor. Üç tane
3 tane. 3 de boşla. Bakın. Fırfırımız her bir trabzanın tepesine 3'er tane 3 de boşluğa diye buraya kadar geliyoruz. Burada yaptığımız ilk başlangıçtaki işlem şu köşeye 5, buraya 5, diğer köşeye de 5 tane trabzan yaptığımızda aynı şekilde şuraya kadar buraya yaptığımız gibi devam edelim. İlk sıramızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Bakın ilk sıramızı bu şekilde geçtim. Şimdi diğer köşeye geldik. İlk başlangıçtaki yaptığımız gibi. Üçer tane bunları yapıyoruz. Sonra 5 tane bu köşeye. Yani bu 5 tane olması önemli değil arkadaşlar. Bu marullu olması, marul olmasını götürmek. Yani aynı şekilde buradan bozmadan yeteri kadar trabzanımızı yaparak diğer köşeye geçtim. Beş tane yaptım. Hemen trabzanın ilk başlangıç yerindeyim. Üçer tane yine yaparak diğer taraflardaki gibi devam edeceğiz. Şimdi videomuzun çok arka tarafını geçmedim. Onu ben sonra yapacağım. O bittikten sonra arkadaşlar bunu geliyoruz. Sonra buraya birleştirdik ya. Ben bunu ister böyle bırakabilirsiniz bu şekilde bir sıra olarak. Nasıl isterseniz bakın böyle de hoş duruyor. İsterseniz bunu 3 sıra 2 sıra da yapabilirsiniz. Bunun yani birleştirdikten sonra buraya geldikten sonra hiç artırma eksilme olmadan her trabzanın tepesine birer tane yaparak ikinci sıramızı gideceğiz. Üçüncü sıramız da aynı. Her trabzanın tepesine artma eksilme yok. Artma eksilme ilk başta yani burada artırıyoruz fırfırı oluşturmak için. Sonra dümdüz iki sıra daha gidebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bluzumuz böyle. Ben bir de ek olarak buna dediğim gibi tam Handan'ın örgülerinin tasarımı oldu yine arkadaşlar. Şöyle bir gül yaptım. Bunu da tam orta yerine kondurdum. Yani şöyle göstereyim. Çok güzel, şık bir bluz oldu. Yazlık bir bluz. Şimdi bunun yapımını da göstereyim sizlere. Başlangıç olarak yine bunu ipimizi kesmemiştim. Buraya dikeceğim çünkü onu. Başlangıç olarak orta yeri için ister bunu arkadaşlar ister tam ortasına ister yana ister etek ucuna nereye isterseniz ben orta yerine yapmak istedim şu şekilde orta yerine koyacağım. Bu gülü bile akşam ben kendim doğaçlama ördüm. Şimdi sizlere de göstereceğim. Altı tane, yedi tane zincir çekelim arkadaşlar. 7 zinciri diğer ucu ile birleştirelim. Tam kenara getirirseniz boşluğa çıkar. Şu bir geriden alalım. Bir orta yapalım arkadaşlar. Bunu da böyle sabitledik. Burada bir ortamız oldu. Burada bir zincir çekip bu yaptığımız ortanın içine ilmek almadan ilmeksiz 12 tane dolduralım.
12 tane ilmek almadan sık iğnemizi yapalım. Evet. Hemen ilk yaptığımız sık iğne ile burayı birleştirelim içinden kaydırarak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekelim ve şunun ters tarafına gelip tam zincir çektiğimizin dibine içinden kaydırarak sabitleyelim. 2 zincir çekip dönelim. Düz yerine geri döndük. Şimdi burada ilmek aldık. Bu çektiğimiz 16 zincirin içine 20 tane trabzan ile dolduralım. İkili trabzandan 20 tane evet, 20 taneyi bunun içine yayalım. Tabii siz gevşek oldu derseniz biraz daha çekebilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Şimdi bunu yine zincirimizin tam yanındaki yere sabitleyelim. Bir zincir çekip yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bir yandakine bir tane daha sık iğne, iki tane sık iğneden sonra bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincirimizi çekip ters tarafına döndürdüm. Tam dip kısmına bunu birleştirip 2 zincir çekip düz tarafına dönüyoruz. Buradaki yaptığımız işlemin aynısı ve ilmek alarak bu yine zincirimizin içine 20 tane trabzan yapıyoruz. Çok affedersiniz. Yirmi tane doldurduk zincirimizin tam ortasına. Hemen dip kısmına bunu ilmek almadan birleştirelim. Ve hemen yan kısmına bir, iki tane yine sık iğne yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekip ters tarafına yine döndürüyoruz. Tam zincirin dip kısmına ilmek almadan bunu birleştirelim. 2 zincir çekip düz tarafa döndük. Burada da yine 20 kere dolduralım. 20 tane doldurduktan sonra yine dip kısmının tam dibine İlmek almadan birleştirdik. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Yine 16 zincir çekiyoruz.
ve zincirimizin dip kısmına yine birleştirdik. Aynı şekilde yapıp 20 kere dolduralım. Evet, 20 oldu. Bu 20'yi de önce dibine sabitleyelim. Sonra diğer gülün tam kenarından bunu birleştirelim. Bir zincir çekip gülümüzü tamamlayalım. Yani o kalan yeri hem buraya hem de diğer gülün dibine sabitledim. Biraz uzun kalarak bırakalım ipimizi. Şu şekilde gülümüz de tamam olsun. Bunu da dediğim gibi tam orta yerine koydum. Ben birkaç tane yaptım aslında güllerden. Şöyle de göstereyim size. Böyle de yapabilirsiniz ama böyle çok bilmiyorum ama siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Ben bir tane ortasına koydum. Yine belki de dikebilirim. Yine resimde de görürsünüz. Nasıl bittikten sonra Instagram sayfamda da paylaşacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Umarım ben de güzel anlatabilmişimdir sizlere. Takıldığınız yerlerde her zaman yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Şunu da ölçmeden geçmeyeyim bir saniye. Tam 30 santim. Yorumlarda takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Instagram sayfam Handan'ın örgülerinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir diğer videomda buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.